Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında şeytanın akıbeti ne olacak? Bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Allahu Teala biz insanları yeryüzünde imtihan ediyor ve imtihan için şeytanı da yaratmış. Şeytan insana vesvese verebilmekte, şeytan batıl yolu insana hak gibi gösterebilmekte, şeytan pis amelleri, kötü amelleri sanki güzel bir amelmiş gibi insana yutturabilmekte. Ve bu şeytan vasıtasıyla her insan imtihan ediliyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her insanın şeytanı vardır diyor. Diyorlar ya Resulallah sizin de var mı? Evet benim de var diyor. Lakin benimki teslim oldu diyor. Demek ki şeytanın teslim alınması mümkün. Yani bir düşman düşünün, güçlü kuvvetli üzerinize geliyor. Ama siz onu yakalayabilmişseniz, elini kolunu bağlayabilmişseniz artık o size zarar veremez. Şeytan da durup dururken insana zarar veremez. Şeytan sadece hakkı batılı birbirine karıştırır. İyiyi kötü, kötüyü iyi gösterir. Günahları insana süslü gösterir ve o şekilde şöyle yap diye teşvikte bulunur. Ama şeytan insanlar üzerinde bir yaptırım gücüne sahip değildir. Yani zorla yaptıramaz. Sadece şöyle yap tarzında telkinde bulunur. Ve şu dünya hayatında hepimiz şeytanın bir takım telkinlerine hassas alıcılar durumundayız. Her gün şeytanla mücadelemiz devam ediyor. Şeytan rahat durmuyor. Kalbimizdeki lümme-i şeytaniye denilen merkezden daima bize bir takım kötülükleri fısıldıyor. Diyelim birisi önemli bir kilit noktada memur mu? Rüşvetin döndüğü bir yerde mi çalışıyor? Şeytan ona diyor ki işte bir miktar sen de rüşvet al, köşeyi dönersin. Zaten aldığın maaşla da geçinmek çok da rahat değil. Bir miktar al, bak başkaları da zaten öyle yapıyor der. Onu kandırabilir. Onu böyle kandırdığı gibi diyelim bir delikanlı evli olmadığı halde bazılarıyla aile hayatı yaşamak isteyebilir. Gayrimeşru beraberlik isteyebilir. Yaratılıştan zaten nefis buna taraftardır. Şeytan da bunu teşvik ettiğinde bakarsınız ki pek çok genç kız veya erkek gayrimeşru beraberlik hayatı yaşar ve bunun neticesinde namuslar payimal olur. O insanların iffeti ortadan kalkmış olur ve şeytan o noktada hedefine varır. Şeytan bazılarına işte falanı vur, falanı döv böyle telkinde bulunur. Sana şöyle yaptı, böyle yaptı, bunu nasıl karşılıksız bırakabilirsin der. Onları bu şekilde yoldan çıkarmaya çalışır. Adeta insan vücudunu bir kale gibi düşünürsek, şeytan bu kaleyi zapt etmeye çalışıyor. Kaleler zayıf yerlerinden fethedilirmiş, halatlar ince yerlerinden koparmış. Onun gibi her insanın da şeytan tarafından girilebilecek zaaf noktaları var. Şeytan bazılarına mideden yaklaşır. Mideden onları avlamaya çalışır. Bazısına gözden yaklaşır. Haram manzaraları seyrettirerek onun hedefine varmaya çalışır. Bazılarına kumardan yaklaşır. Bazılarına içkiden yaklaşır. Bazılarına paradan yaklaşır. Bazılarına kadından yaklaşır. Bu şekilde şeytan kimin nereden fethedileceğini biliyor. Ve şeytanın binlerce yıllık tecrübesi var. Binlerce yıllık tecrübesi içinde Hazreti Adem'den başlayarak günümüze kadar bütün insanlar adeta elinden geçmiş. Bu insanların nereden avlanabileceğini, nereden hangi zaaf noktalarından yakalanabileceğini şeytan biliyor. Böyle olunca da bu insanları saptırmaya, yoldan çıkarmaya çalışıyor. İşte bu şekilde yeryüzünde bir imtihan bütün şiddetiyle devam etmekte. Ama kıyamet koptuğunda artık yeryüzünde insan kalmayacak, imtihan bitecek ve göklerde ve yerde ne kadar hayat sahibi varsa bunların hepsi baygın yere düşecek. Ve sure tekrar üfürüldüğünde bunlar hepsi tekrar diriltilecek ve huzur ilahide hesap verecekler. Burada asıl hesap verecek olan başta insanlar. Çünkü insanlar Allah'ın muhatabıdır. Allah'ın yeryüzünde imtihan ettiği varlıklardır. Şeytan ateşten yaratılmış. Ateşten yaratılan bu varlık cehennemde ateş içinde daimi azap görecek. Saptırdığı yandaşlarıyla, yoldan çıkardığı yoldaşlarıyla orada beraber olacak. Kur'an-ı Kerim'de
İbrahim suresi 22. ayette sorumuza cevap teşkil edebilecek bir ayet şöyle geçiyor. Yani soru şeytanın akıbeti ne olacak sorusuydu. Bununla alakalı Cenab-ı Hak Kur'an'da şunu bildiriyor. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْاَمْرِ Artık iş bittiğinde, yani ehli cennet cennete, ehli cehennem cehenneme bırakıldığında şeytan şöyle der. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Allah size hak bir vaatte bulundu. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ Ben de size vaatte bulundum ama vaadimde durmadım. Yani sizleri kandırdım. Allah bugünün geleceğini bildirmişti. Bugünü getirdi. Ben şöyle yaparsanız mutlu olursunuz dedim ama sizleri mutsuz yaptım diyor. Vaadimde durmadım. Ve mâ kâne li aleykum min sultan. Ama benim sizin üzerinde bir yaptırım gücüm de yoktu. Yani ben size zorla bazı şeyleri yaptırmış değilim. İlla en da'utukum festecebtum li. Ancak ben davet ettim, siz de bana icabet ettiniz. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُ أَنْفُسَكُمْ Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın. وَمَا أَنَا بِمُسْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِحِي Artık ne siz beni kurtarabilirsiniz, ne de ben sizi kurtarabilirim. اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ Zaten ben daha önceden beni ortak koşmanıza da karşıydım. Bunu inkar etmiştim. اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Zalimler için çok büyük bir azap vardır. Elim bir, can yakıcı bir azap vardır. Ayet-i Kerime'de çizilen tablo adeta şöyle. Burada güzel bir tablo çiziliyor. Adeta cehennemdekiler şeytanın etrafını alıyorlar ve diyorlar ki işte biz senin yüzünden buraya geldik. Sen olmasaydın biz burada olmayacaktık. Şeytan da orada yine şeytanlığını kullanarak onları susturacak şekilde cevap veriyor. Ve vermiş olduğu bu cevap da herhalde haksız da değil, burada gerçeği ifade ediyor. Demiş olduğu şu, ben bir takım vaatlerde bulundum ama sizi kandırdım. Allah size bir takım vaatlerde bulundu, Allah vaadini yerine getirdi. Ama bu noktada beni kınamanızın da bir anlamı yok diyor. Çünkü ben size zorla bir takım günahları yaptırmış değilim. Sadece davet ettim, siz de benim davetime icabet ettiniz. Gelmeseydiniz diyor, benim dediğimi yapmasaydınız. İşte değerli izleyenlerim, bu ayet-i kerimede anlatılan şekliyle en azından şunu anlıyorum.